Bir kadının hikayesi bu. Bir aile dergisinde kraliçenin at üstünde çekilmiş bir resmini görür ve at cambazı olmaya karar verir. Ancak çok geçmeden at cambazı olamayacağını anlar. Rahibe okuluna gönderilir. Kurallara uymadığı için cezalandırılır. Tanrı'nın nasıl biri olduğunu sora sora rahibeleri bıktırır. Evine dönmek zorunda kalır. Savaş vardır evinde. Bir gün yine aile dergisini okurken rahibe okulunun bombalandığını öğrenir. Öcünün alındığını düşünür. Dergideki aşk romanlarını da takip eder. Komşusunun oğlu Hans ile buluşur. Hamile kalır ve onunla evlenir. Bir pazar günü kar topu ile evinin camını kırarlar. Kırık camı memesiyle kapatır. Kiliseden dönenler onu kınar. Kocası kapıyı yumruklar. Katolik kadın köyünü, evini arkasında bırakıp çekip gider. Büyük şehirde dergi satıcısı olur. Para kazanmaya başlar. Aforoz edildiğini de okuduğu dergiden öğrenir. İkinci kocası çok geçmeden ölür. Çocuklarıyla birlikte mezarlıkta çalışmaya başlar. Kocasına mermer mezar taşı alacak kadar para kazanmayı başarır. Aynı dergide bir ilan görür. Bir centilmenle tanışmak için soğuk, uzun süren bir tren yolculuğuna çıkar. Çiftliğe gittiğinde adamın annesini hizmetçi zanneder ve ona göre davranır. O bir ilandan evlilik çıkabileceğine inanır ama olmaz. İlk trenle evine geri döner. Evini pansiyon yapmaya karar verir. 15 gün pansiyonunu işletir. Bir sabah müşterilerini pikniğe götürür. Açık artırmada aldığı şişme botuyla hep birlikte akıntıya kapılırlar. Güçlükle kurtulurlar. Parası bitince bir lokantanın iş ilanına başvurur. Lokanta müşterilerinden bir adam kadınlar tuvaletine girmeye çalışınca adama sinirlenir. Onu tuvalete kilitleyip işi bırakır. Bir randevu evinde kasiyer olarak çalışır. Zamanla orada çalışan kadınlar gibi giyinip onlar gibi davranmaya başlar. Yaşından dolayı diğer kadınlar onunla eğlenirler. Evin haftalık müşterilerinden bir adamı odaya çıkarınca diğer kadınlar tarafından oradan kovulur. Bir gün eski kocalarından biri onu ziyarete gelir. Bir büfe açmaya karar verirler ve çeşitli yerlere kasalarca içecek siparişi verirler. Siparişler kamyonetlerle getirilip kapıcıya teslim edilir. Hesap pusulaları da kapının altından atılır. Ancak paraları bitince evi bırakıp kaçarlar. Sonra evlerden şişe toplayarak geçimini sağlamaya başlar. Kazandığı parayla bir papağan almak ister. Ancak hava çok soğuk olduğu için papağanı eve götürecek taksi için yeterli miktarda parayı kazanamaz. Yaşlılığın verdiği yalnızlık duygusuyla bir gün rüyasında tüm hayatını ve ölümünü görür. Günlerce, aylarca evden çıkmaz. Kapının ardından atılan faturalar, vergi borçları, dergiler, başvurduğu ilanlara gelen ret yanıtları gibi çoğalır. Bir gün evinin kapısı kırılarak evden çıkarılır ve tüm bu çerçöp temizlenir. Öldüğünde cenazesinin nasıl olacağı konusunda nakliye idaresi anlaşmazlık yaşar. En sonunda yoksulları gömme komitesi bu işi üstlenir. Cenaze merasiminden 2 saat önce Katolik Kilisesi'nden aforoz edildiği ortaya çıkınca cenazeyi belediye devralır. Belediye yakınlarını bulmak için gazeteye ilan verir. Eski kocası cenazeyi teslim alır. Ancak gömülme masraflarını karşılayacak parası yoktur. Çocuklar annelerine duydukları kızgınlıkla en ucuz yöntemin ölüyü yaktırmak olduğuna karar verirler. Yakma işleminden sonra küllerini kocası alır. Bu küller onun tek mirası olan Siyam kedileri tarafından devrilip kirletilir. Bu hikaye Tante Rosa'nın hayat hikayesi. Almanca'da Tante sözcüğü teyze, hala, Tante Rosa ise Rosa teyze anlamına geliyor. Sevgi Soysal'ın 1968 yılında yayımlanan öykü kitabının adıdır Tante Rosa. Soysal'ın teyzesinin ve büyükannesinin yaşantısından parçalar barındıran eser, bir kadının yaşamı, tercihleri ve sorunlarını anlatıyor. Sevgi Soysal kitaptaki öykülerle ilgili olarak aslında Tante Rosa büyük annemden başlayıp bende biten bir çizgidir der. Rosa'nın hayatına odaklansa da bütün kadınlara seslenebilen bir eser bu. Bazılarının yadırgayacağı, bazılarının ise olabilir diyeceği bir yaşam. Eserde Rosa'nın evlilik, annelik, din, ideoloji, savaş, ticaret alanlarına yönelik duruşu, yerleşik düzene başkaldırışı ve yalnızlaşması ile aslında toplumun kadına bakışı, yerleşik kalıplar, kadının belirli bir konuma sıkıştırılması, özgürlüğünün kısıtlanması eleştiriliyor. Rosa'nın çocukluğundan ölümüne kadarki süre 14 bölüm olarak anlatılıyor. Rosa'nın hayatını sizlerle baş başa adlı haftalık aile dergisi çokça etkiliyor. Popüler kültürün bir temsilcisi bu dergi. Rosa okuduğu hayali yazılardan ilhamla yeni maceralara atılıyor. At cambazı olmayı, mezarlıkta üretici olmayı, bir ilandan gerçek bir evlilik çıkarmayı, eskiciden aldığı şişme botlarla pansiyon çalıştırmayı istiyor. Ve sonunda başarısız oluyor. Anlıyoruz ki dergideki temsiller realiteyle uyuşmuyor. Bu temsillerin illüzyondan ibaret olduğu, Rosa'nın her deneyimiyle yalanlanıyor. Ama derginin kadınlara belli ölçüde fayda sağladığı, yol gösterici olduğu da reddedilmiyor. Kitap yayınlandığı yıllarda anlaşılmamış, bazı yönleriyle eleştirilmiş.
Oysa ki Fransız yazar Marguerite Duras'ın da dediği gibi, kadın yazısı, dili, kendiliği ve baskıcı kronolojiyi parçalamaktır. Düşünceyi, etiği ve yargıyı erkekler sahiplenmişse, zamanın kurallarını erkekler koyuyorsa, kadınlar ancak bilinmeyeni yazabilirler. Kadınlar yüzyıllar boyunca karanlıkta kaldılar, kendilerini tanımıyorlar ya da çok az tanıyorlar. Ve kadınlar yazdıklarında bu karanlığı tercüme ediyorlar. Erkekler tercüme etmezler. Onlar zaten var olan, zaten ayrıntılandırılmış bir kuramsal zeminde hareket ederler. Kadınların yazısı ise gerçekten bilinmeyenden tercüme edilir. Var olan bir dili tutmak değil de yeni bir iletişim kurma şekli gibi. Santa Rosa'yı da böyle okumak mümkün.